Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatı 2024 deniz safhasının ardından başarıyla tamamlandı sayın seyirciler. Doğu Akdeniz'de yapılan deniz safhasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu. Tatar, Kıbrıs'ın bağımsız bir Türk devleti olarak ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde önemli imkan ve kabiliyetlere ulaşabileceğini vurguladı. Sadece denizde değil, aynı zamanda yukarıda hava sahasında helikopter katkılarıyla ve tabii ki gerektiğinde İHA'lar, SİHA'lar, uçaklarla da bütün bu faaliyetlerimizi güçlendirebilmemizin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl yapılan Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma davet tatbikatı bu yılda icra edildi. Tatbikatın kara safhasının ardından 12 Haziran'da deniz safhasında da tatbikat yapıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olarak bu tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'yi ve vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2024 arama kurtarma tatbikatını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Tatbikat Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası karasuları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilmiştir. Denizdeki tatbikata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Sadece denizde değil, aynı zamanda yukarıda hava sahasında helikopter katkılarıyla ve tabii ki gerektiğinde İHA'lar, SİHA'lar, uçaklarla da bütün bu faaliyetlerimizi güçlendirebilmemizin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyim. Tatar'ın açıklamalarının ardından tatbikatın deniz safhası başladı. Senaryo kapsamında Türk arama kurtarma bölgesinde içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan kuru yük gemisiyle ticari yatın çarpışması sonucu arama kurtarma operasyonu yapıldı. Hemen karşımızda görüyorsunuz, Türk arama kurtarma bölgesinde içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışması sonucunda bir yardım çağrısı alındı ve tehlike sinyalinin alınmasının hemen ardından çarpışmanın etkisiyle tabii yaralanan kazazedelere ulaşıldı. Onlar Türk Sahil Güvenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği tarafından tespit edilerek helikopterlere alındı ve birazdan o helikopterler, bakın bir tanesi iniş yaptı. Senaryo gereği hemen karşımızda bulunan Sahil Güvenliği ait bir gemiye helikopter inişini yaptı. Kazazedeleri, yaralıları oraya indiriyor. İkinci helikopteri de görüyorsunuz. Yine denizin içerisindeki batması sonucu geminin yaralanan düzensiz göçmeni alacak o helikopter ve almasının hemen ardından da gemiye bırakılacak ve yine senaryo gereği hastaneye sevk edilmiş olacaklar. Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma 2024 davet tatbikatı. Arama kurtarmaya katılan tüm unsurların geçit törenindeki selamlamasının ardından sona erdi.